geldiniz. Sınıfımızda tekrar bugün de sizler de sevgili izleyicilerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün iki yeni harf, iki yeni ses öğreneceğiz. Ama ondan evvel size ben bir tane tekerleme okuyacağım. El el epenek, elden düşen kepenek. Kepeneğin yarısı, keloğlanın karısı. Bu tekerlemede en çok kulağımıza gelen ses hangisi? E sesi değil mi? Evet, E sesi gerçekten çok bol. İşte zaten ben de onun için seçtim. Ne olabilir? Çünkü E harfi öğreneceğimiz harflerden biri. Ama E harfine geçmeden evvel kepenek nedir bilen var mı? Kepenek geçti demin tekerlemede. Kepenek benim bildiğimi söyleyeyim. O zaman ben çobanların koyun güderken yani sürüyü güderken sırtlarına giydikleri böyle kalın mutlaka gözünüzün önüne gelecek kolsuz bir şey atarlar ya üstlerine. Keçe evet işte kepenek olabilir. Benim bildiğim bu. Evet dönersek eğer E sesine bu tekerlemede duyduğumuz E sesine. Şimdi ben size o E harfini göstereyim. E harfimizin bu büyüğü bu da küçüğü. E harfinin adı da E çıkarttığı ses de E. Neymiş? E. E. E sesini gene hani A'da olduğu gibi ciğerimiz yettiğince, ciğerimizdeki hava yettiğince sonuna kadar uzatabiliriz. E diye. Yani çıkması kolay bir ses. Peki bu size ne hatırlatıyor? O zaman bu nasıl bir harf? Sesli harf. Değil mi? Sesli bir harf bu. Peki E harfini şimdi nasıl yazıyoruz diye çalışalım. E harfinin büyüğünü yazmak için gene büyük yazdığımız için tüm satırı kullandığımız bir çizgi çiziyoruz. Sonra da sağa doğru 3 tane çizgi daha. Evet. Bence de ben de bunu tarağa benzetirim. Kim tarak dedi? Ben de. Evet ben de benzetirim. Böyle sanki hani evet. Dişleri dökülmüş tarak gibi. Tarak gibi. Küçüğü için ise gene satırın yarısını kullanacağız. Aslında yapması biraz zor ama eliniz mutlaka alışacak. Bir küçük şurada bir küçük çizgi yuvarlıyoruz ve gene iniyoruz. Yani biraz el alışınca olacak. Sesi neydi harfin? E harfinin sesi E idi. Hadi gelin şimdi geçen derslerde yaptığımız gibi bir satır büyük E, bir satır küçük E'ye defterlerimize, evdeki izleyicilerimiz de bizimle birlikte defterlerine ama okuyarak, sesini vererek kendi kendimize yazıyoruz. Kalem tutarken zorlanan yok artık değil mi? Öğrendim. Öğrendiniz, süpersiniz. Hadi hep birlikte. Neydi sesi? Evet. Çok güzel. Tamam değil mi herkes? Yazmayan var mı? Yazmıyoruz. Tamam. İsterseniz hadi yavaş yavaş bir taraftan yazarken kulağınızı da bana verin. E harfini, daha doğrusu E sesini içinde duyduğumuz kelimeler arayacağız. Geçen A ve N harflerinde yaptığımız gibi. Nerede duyabiliriz bu sesleri? Bazen E sesini et derken olduğu gibi başta duyarız da ya da el derken gibi başta duyarız. Bazen de sonda duyarız. Bazen ortada duyarız. Ortada duyduğumuzda telde mesela ortada duyuyoruz. Sonunda duyduğumuzda olabilir. Onun gibi örnekler istiyorum. Şimdi en başta duyduğumuz
Yani ağzımızdan çıkan ilk sesin E olduğu kelimeler istiyorum sizden. Hadi bakalım. Enginar. Elma da güzel bir örnek, enginar da güzel bir örnek. Erkan. Erkan, evet. El var, güzel. Engin, süper bir örnek, ek. Evet. Ek. Çok engin. Güzel. Peki engin. Hadi gelin şimdi sonda duyalım. Sonda ne olabilir? Mesela geçen derslerde de N harfini, N sesini yaparken iğne demiştik. İğne. Bu iğne de nerede E sesi? Sonda. Evet, onun gibi şimdi sonda, yani ağzımızdan çıkan son sesin E olduğu kelimeler. Lale. Hadi bakalım bulun. Lale. Başka? Aile. Aile. Çok güzel. Emine Hanım. Emine'de. Emine'de. Aynen sizin isminizde değil mi? Hem başta var hem sonda var. Ayşe'de sonda. Evet. Bize Çiçek Hanım çok güzel bir örnek verdi. Kalem dedi. Burada nerede duyuyorsunuz sesi? Kalem. E sesini nerede duyuyorsunuz? Başta sonda mı? Ortada. Ortada. Evet. Hadi şimdi ortada duyduğumuz kelimeler bulalım. E sesini ortada duyalım. Hangisinde? Kalemde mi? Kalem ortada. Kalemde tam ortada. Ortada duyduğumuz ses. Emine Hanım'dan bir örnek. Sepet. Sepette hem de iki tane duyuyoruz değil mi ortada? Ortada. Evet, bir tane daha örnek. Kedi. Ortada. Kedide de gene ortada duyuyoruz. Son bir örnek daha istiyorum sizden. Ortada E sesini duyduğumuz. Böcek. Evet, bakın E sesi orada da. Böcek. Yiyecekte de olur. Aynen, orada da ortada. El. El. Düğme. Düğme. Gömlek. Gömlek. El, düğme, gömlek. İkinci harfimiz T harfi. T. Bu T harfinin büyüğü böyle, küçüğü böyle, şekli böyle. Sesi ise biraz hele rından bile zor çıkıyor. Yani böyle bir an verebiliyorsunuz. Sesli harf midir, sessiz harf midir? Ne dersiniz? Sessiz. Neden? Çünkü zor çıkıyor değil mi? Böyle istediğimiz gibi uzatamıyoruz. Harfin adı neymiş? T. Çıkarttığı ses neymiş? At derkenki gibi. Tasla derkenki gibi. Tepsi derkenki gibi. Evet. Hadi gelin bakalım bunu şimdi bir de nasıl doğru yazılışı nasıldır ona bakalım. Büyük T harfini yazıyoruz şu anda. Büyük T harfini yazarken gene tüm satırı kullanıyoruz. Bir tane düz çizgi çiziyoruz. Üst çizgiye, hemen altına. Beyaza beyaz çok görünmüyor ama görüyorsunuz. Hatta belki de renkli yapsam daha mı iyi görürsünüz acaba? Daha mı iyi görünüyor? Evet. Tamam. Düz bir çizgi çizdik. Tam ortasından o çizgiyi ortalayarak da bir tane aşağıya çizgi indirdik. Bu büyük T. Küçük T'yi yapmak içinse, hani ben size orta dedim sanırım. Ya, bu işte bazı harflerde bazen değişebiliyor. Bunu biraz daha uzun bile yapabilirsiniz. Ortayı birazcık aşabilirsiniz. Evet. Tamam. Bu da küçüğü. Birazcık ucunu, alt ucunu kıvırabilirsiniz. Hadi şimdi gösterdiğim gibi defterlerinize yapın. Siz de sevgili izleyicilerimiz, benim gösterdiğim gibi büyük T ve küçük T'yi birer satır şeklinde defterlerinize yazın lütfen. Sesi neydi ama? Sesi T değildi değil mi? Eğer çıkarmakta zorlanırsanız at deyin. At da bu sesi en rahat ve kolay duyduğunuz kelimedir. At. At
dediğinizde kendinize normal bir at deyin. Oradaki son ses tam da bizim istediğimiz ses. Evet, çok güzel. Neymiş sesi? Ama bu birazcık artıya benzedi. Bak, neden? Çünkü eşit oldu. Bakarsan eğer çizgi biraz daha uzun, hatta ucu biraz kıvrık, biraz bastonumsu. Bir şey göstermek istiyorum. Şu T'yi eğer böyle yaparsak artı gibi olur, hiç de anlaşılmaz. Bu doğru değil. Ne yapmamız lazım? Biraz bir kere şöyle bir hafif, birazcık ortadan ilerden başlayacağız. Biraz bastonumsu kıvıracağız ucunu. Ondan sonra bunu koyacağız. T. T harfi. T harfi. Yavaş yavaş, hadi gelin. Kelimeler bulmaya çalışalım. Nasıl kelimeler? İçinde t sesi geçecek. Ama tam derken başta geçtiği gibi başta bulacağız. Ya da mat derken sonda. Ya da katı derken ortada. İlk derste de söylemiştik, ilk harfleri öğretirken. Hatırlarsanız ne demiştik? Her ses kelimenin başında da olabilir, ortasında da, sonunda da olabilir. Hadi gelin şimdi T harfi, yani T sesini başta geçtiği kelimeler bulalım. Buyurun Fadime Hanım. Tavuk. Tavuk, çok güzel bir örnek. Emine Hanım. Tencere. Tencere, çok güzel bir örnek. Tatlı. Tatlı. Orada hem başta var hem ortada var. Çok tüp. Güzeldi. Çiçek. Tüp. Aynen. Çok güzel. Peki. Şimdi nereye geçelim? Sonunda bulalım. Sonunda. Yani yat derken ki. Sonuna geçtik artık. Telefon başta. Çok doğru. Sonuna geçelim. Sonda bulduğumuz. Sat. Olur. Bir emir gibi. Sat. Bunu götür. Sat gibi. Yat. Hem bir emir olur o da yat, hem de denize giden yatlar var. Kurt. Kurt. Evet, orada da kurt çok güzel çıkıyor. Var. Bot. Bot. Ot. Bot. Evet, var bir sürü var değil mi? Ot da oldu. Bot. Başka? Kat. Kat. Evet. Kaçıncı katta oturuyorsan evet, derken ki gibi. Evet. Hadi gelin şimdi ortada bulalım mı? Bulalım. Hadi ortada neler var? Ne olabilir? Benim aklıma katı geldi mesela. Hani bir şey yumuşak değil de sert anlamında katı deriz ya. Petek. Petek. Çok petek. Güzel bir örnek. Kepek. At. At. Kepekte T var mı? Sesi var mı kepekte? Sanki benim kulağıma gelmedi. Ata. Evet. Ata. 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 Atada var tabii. Tam ortada hem de. Atık. Atık. Atık da var. Çok güzel. Tık. Tıh. Tıh da evet. Tıh. Tamam. Şiş. Tıh, tıh. Tıh da var, başta var. Ama biz usta. Sonunda arıyoruz şimdi. Usta. Usta. Evet, tam da ustada da ortada oldu. Seslerimizi başta, ortada, sonda duyduk ama hep yalnız duyduk. Yani evet. T sesini veya E sesini
kelimenin bir yerlerinde yalnız duydum. Şimdi bu iki harfle, iki sesle heceler üretelim. Onları yan yana getirelim. Bir de öyle çalışalım. Evet. Tamam. En önce gelin E harfini alalım. Başa yazalım. Başa yazmamız ne demek? Demek ki ağzımızdan önce E sesi çıkacak demek. Bunun yanına T'yi T harfimizi, yani hangi sesi koyalım? T sesini koyalım. Birlikte okuyalım. Önce E sesi, E sesi bitmeden T sesi. Et. Et oldu. Etin bir anlamı var mı? Var. Değil mi? Yediğiniz et. Bakın buradan şunu anlayabiliriz. Bazen iki ses, iki harf yan yana geldiği zaman hece olur ama aynı zamanda anlamı da olur. Yani bunun tek başına da bir anlamı var et olarak ama etli derken de bir hece gibi giriyor. Hece olarak kullanıyoruz etli kelimesini yapmak için. Kimi zaman bu hecelerin anlamı olur, kimi zaman olmaz. İlerleyen derslerimizde böyle çalışmalar da yapacağız. Heceleri bulacağız, bunun anlamı var mı yok mu diye bakacağız. Çünkü eğer bir hecenin, ileride de söyleyeceğim size ama ileride de kulağınızda olsun şimdiden, bir hecenin anlamı var ise o hece aynı zamanda da kelime olur. Peki, şimdi bu et hecesiyle gelin etli gibi demin verdim ya bir örnek, kelimeler oluşturalım. Etle yapıyoruz. Etli. Benim de aklıma ilk etli geldi. Haklısın. Eti okuyunca etli geliveriyor. Hatta oradan etsiz bile türetebiliriz. Evet. Peki ama etken çok güzel. Etle etsizden. Etiket. Etikette evet E var. Evet T ve T sesi de var. Ama et hecesi yok. Biz birleştirilmiş et hecesi olan istiyoruz. Etikette bu yok, onu düzeltiyorum. Etki de var. Aynen, bakın et ağzımızdan bir hece olarak çıkıyor. Et. Etki var, etraf var. Bu da çok güzel. Etrafta da et, aynen birlikte hece olarak çıkıyor. Peki, şimdi bunu önce E sesini başa koyarak yaptık ikili hecemizi. Şimdi T harfini, yani sesini başa alarak yapalım. Yanına da E'yi koyalım. Demek ki önce T sesini sonra E sesini vereceğiz. Nasıl okuyacağız? T. T. Bu hece T. Peki şimdi bu telefon olabilir. Telefon olabilir. Çok güzel. Tebeşir. Tebeşir olabilir. Telgraf olmaz. Neden olmaz? Bak telgrafta T hecesi tek başına değil. Tel hecesi var orada. Yavaş yavaş. Tel çok güzel. Evet. Temiz. Temiz çok güzel. Başka? Telefon. T ile. Telefon çok güzel örnekti. E. T. E. T. Et. T. E. E. T. Peki bir de bu iki sesi yan yana getirdiğimizde eğer ortaya E'yi koyarsak köfte olabilir, köfte. Hadi onu artık kelime aramayı bırakın. Gelin beni dinleyin. Ne dedim? Önce T harfi, sonra E harfi, sonra T harfi koyduğumda önce T, sonra E, sonra T
var. Tet. Nasıl okuyacağız? Tet. Önce t. Sonra e. Sonra t. Tet. Tet hecesi aslında çok sık kullanılan bir hece değil. Benim aklıma bir tek kelime olarak tetkik geliyor. Tetkik geliyor. T. 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 Tet. Hadi gelin. Şimdi en önce defterlerinizi açın. Siz de hanımlar lütfen evdeki defterlerinizi açın. İlk önce et hecesini, E ve T seslerini, E ve T harflerini yan yana duyduğumuz heceyi bir satır defterinize yazın. Sonra sırayla 3 heceyi yazalım. Bu arada sesini veriyor musunuz? Et. Siz de evlerinizde sesini de ne göre yazıyorsunuz? Et. Et diye okuya okuya. Ette önce sesli var, yanında sessiz var ve yanında önce E sesi, sonra T sesi. Et. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi, hadi gelin tam tersini yazalım şimdi. Önce T'yi yazalım, sonra E'yi yazalım defterimize. T hecesini bir satır yazın. T. Önce T harfi ve E sesi T. Bunlar ikisi nasıl heceler? İki sesli. Yani iki harf yazarak yarattığımız heceler. Bir tane de ne yaptık? Üç harf yazarak üç sesli yaptık. Onda hangisi başta? T sesi başta. E sesi ortada. Sonda gene T harfi ve tet. Nasıl okuyoruz? Tet diye okuyoruz. Haydi hem siz hem de ekran başında bizi izleyenler bir satırda tet yazıyor. Tet. Sesini bana vere. Neymiş? Tet. Tet. Evet. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ben size bugün ödev olarak, tekrar olarak diyebilirsiniz. Hem siz buradan gittiğinizde hem de sizler evlerinizde vakit bulduğunuzda öğrendiğimiz harfleri, E harfini ve T harfini birer satır büyük, birer satır küçük olarak yazmanızı isteyeceğim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.